Merhaba, iyi akşamlar herkese. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden iyi akşamlar. Bugün sizlerle ilişkiler üzerinde konuşacağız. Yayınımıza psikiyatri uzmanı Özlem Hanım katılacak. Özlem Kızılkurt. Şu an yayına bağlandı. Hem bağımlı ilişkileri konuşacağız, hem bağımlılığı konuşacağız sizlerle. Kendisini yayına davet ediyoruz. Sorularınızı bekliyorum sizlerden. Sorularınızı sorularım var. Sizlerin de soruları olursa hepsini Özlem Hanım'a ileteceğiz. İnteraktif bir bağlantı olursa çok daha iyi olur bizlerle. Merhaba Özlem Hanım, yayınımıza hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Simge Hanım? İyi, sağ olun. Teknik bir sıkıntımız oldu. Biraz geç bağlanabildik. Hem sizden hem de izleyicilerimizden çok özür dileriz. Dolu dolu bir program olacağına eminiz. Hem benim sorularım var, hem izleyenlerimizin soruları vardır. Evet. Güzel, interaktif, keyifli bir yayın diliyorum. Evet, inşallah. Evet. Hocam, öncelikle haftalardır yapıyoruz bu programları ve yayın yaptığımız her uzmanımıza bağımlılık tanımını soruyoruz. Sizinle de isterseniz sohbetimize bu Evet. şekilde başlayalım. Bağımlılık nedir hocam? Evet, bağımlılık tabii aslında ciddi bir hastalık. Kişinin kontrol etmek istemesine rağmen işte davranışlarını, düşüncelerini, duygularını kontrol edememesi, bir kontrol kaybı, kendisiyle bir çatışma hali aslında. Kullandığı ya da bağımlı olduğu şeye karşı yoğun bir istek yaşaması, bu isteğin getirdiği işte bir takım davranışlar. Kişi aslında kullandığı maddenin ya da bağımlı olduğu şeyin kendisine zarar verdiğini bilir. Yani o bağımlılık kişinin birçok alanda işte hem ruhsal hem fiziksel hem sosyal alanda kişinin hayatını ve işlevselliğini bozar. Kişi bunu bilmesine rağmen kendini kontrol edemeden ya maddeye ya işte bağımlı olduğu diğer davranışa kendini durduramadan devam eder. Biraz kontrolsüzlüğün getirdiği bir hastalıktır aslında bu. Birçok şey vardır tabii. Yani tanı kriteri vardır bağımlılığın. İşte kişi çok ciddi istek yaşar. Kullanmadığı zaman genelde biz bağımlılık deyince aklımıza hep alkol ve madde bağımlılığı geliyor. Aslında tanı kriterlerini biraz onun üzerinden konuşuyoruz. Kişi bağımlı olduğu şeye karşı yoğun bir istek duyar. Onu kullanmadığı zaman ya da ona erişemediği zaman bir sıkıntı hisseder. Buna da yoksunluk deriz. Gitgide kullandığı madde miktarı artış gösterir. Buna tolerans deriz. Biz bunları tabii alkol ve madde bağımlılığı için konuşuyoruz ama aslında diğer bütün bağımlılıklar için de benzer tanı kriterleri yorumlanıyor. Onlar için de geçerli. Onun dışında yine bağımlı olan kişi dediğim gibi yani bu bağımlılıkla ilgili fiziksel sıkıntı yaşar, ruhsal sıkıntı yaşar. Buna rağmen kullanmaya devam eder. Bu yine önemli bir tanı kriteridir bağımlılık için. Çünkü hani deriz ya herkes aslında sigaranın ne kadar zararlı olduğunu, akciğer kanseri yaptığını bilmesine rağmen sigara içmeye devam eder. Bu diğer bağımlılıklar için de bu şekilde geçerlidir. Onun dışında yine işlevsellik kaybı yaşar. Yani bunlarla giden bir hastalıktır aslında bağımlılık. Aslında bu noktada sizin az önce de belirttiğiniz gibi toplumda daha çok madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ya da kumar bağımlılığı gibi bağımlılık tipleri biliniyor. Evet. Bugün bizim sizinle konuşacağımız eş bağımlılığı ya da ilişki bağımlılığı çok da bilinen bir bağımlılık tipi değil. Biraz bundan bahseder misiniz? Bu nasıl bir bağımlılık tipi? Evet. Ve az önce bahsettiğim bağımlılık tiplerinden yani daha çok bilinen bağımlılık tiplerinden hangi yönleriyle daha farklı? Evet. Şimdi tabii dediğiniz gibi yani aklımıza hemen alkol ve uyuşturucu madde geliyor ama artık özellikle son yıllarda diğer bağımlılık üzerine çok fazla duruyoruz. Özellikle davranışsal bağımlılıklar işte bunlardan en bilineni ve en eski olanı literatürde de en eski olanı kumar bağımlılığı. Arkasından tabii diğer bağımlılıklar geliyor işte alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, seks bağımlılığı. Ve aslında son zamanlarda daha çok gündemde olan da ilişki bağımlılığı yine. Tabii ilişki bağımlılığı diğer bağımlılıklara çok benzer nitelikte özellikleri var. Yani ilişki bağımlılığı da nedir? Kişinin aslında bir takım desteksiz düşüncelerle beraber yaşadığı yoğun duygularla ilişki içerisinde gösterdiği tekrarlayan sağlıksız davranış kalıplarıdır. Yani
Biraz hani bunları konuşalım. Yani nedir bu temelsiz düşünceler ve aslında bu sağlıksız davranışlar nedir diye konuşalım. Bu ilişki içerisinde kişilerin yaptığı bazı ilişkiyi zorlayan, hem kendisi için hem karşı taraf için zorlayan davranışlar vardır. Mesela düşüncelerden bahsedelim. Bunlardan aslında en basit böyle örnek vererek aslında anlatayım biraz. Evet, çok daha iyi olur. Kişi mesela bağımlı bir kişi ilişki içerisinde bir takım böyle çok tipik düşünce kalıpları vardır. Yani örnek veriyorum işte o olmazsa yaşayamam. Onsuz ben nefes alamam. Onsuz hiçbir şey yapamam. Hayatımı sürdüremem gibi bir takım hani böyle temelsiz, desteksiz düşünceleri vardır aslında kişinin. Bu düşünceyle beraber kişi ilişkiye yapışır, bağlanır. İlişki içerisinden çıkamaz ve bu ilişkiyi aslında kendi hayatın odak noktasına alır. İlişki burada sağlıksızlaşmaya başlar. Yani bu ilişkinin en başında çok karşı taraf için çok problem oluşturan bir şey değildir. Çünkü ilişkinin en başında işte heyecan vardır, aşk vardır ama bir süre sonra aslında bu ilişkinin patolojik olduğunu gösterir. Çünkü aynı düzey, aynı şeyi devam ettirmek ister kişi. İlişkiyi dedik ne yapar? İşte onsuz yaşayamam der. İlişkiyi hayatın merkezine alır. Böyle olduğu zaman ne olur? Hayattaki diğer şeyler geri plana atılmaya başlar. Yani iş, aile, arkadaşlar onlar daha geri planda kalmaya başlar. Bazen partner buna eşlik eder. Yani partnere de iyi gelir bu ilişki paterni. Bazen partneri yorar, bir süre sonra tüketmeye başlar. Bir süre sonra kişi de tüketmeye başlar aslında bu bağımlı ilişki. Ne yapar? Çok yoğun bir kaygı yaşar kişi aslında. Yani dedik ya yoğun da duygular yaşar. Yoğun bir kaygı yaşar ilişki içerisinde. Bu kaygı da şöyle bir şeydir. Yani ya beni bırakırsa, ya benden ayrılırsa, ya bu ilişkiyi iyi götüremezsem, biterse gibi kaygıları olabilir kişi. Yani nedir? Temelsiz düşünce. İşte onunla onsuz yaşayamam, ben onsuz hiçbir şey yapamam düşüncesi yoğun kaygıyla beraber birleştiği zaman bir takım davranışlar gelmeye başlıyor bu sefer. Kişi ne yapar bu davranışlara bakarsak? İşte partnerinin tamamen isteklerini gerçekleştirmeye çalışır. Onun için mükemmel sevgili olmaya çalışır, mükemmel eş olmaya çalışır. Onun bütün düşüncelerini, isteklerini, arzularını kendisi gerçekleştirmeye çalışır. Bu neden sıkıntılıdır? Çünkü bu sefer bir süre sonra kişi kendi kimliğini bırakmış olur. Yani karşı tarafın arzuları, istekleriyle beraber yaşamaya başlar. Kendi kimliği, istekleri, arzuları ikinci planda kalmaya başlar. İşte böyle bir tablo ortaya çıktığı zaman ilişki bağımlı bir ilişkidir ve sağlıklı. Peki hemen bu noktada bir soru soracağım. Aslında anlattığınız ilişki tipi de pek çok kişinin yaşadığı ve hani çok seviyorum, hatta onu kendimden bile daha çok seviyorum. Ona çok aşığım. Dolayısıyla onun her istediğini yapmak istiyorum. Onu kendi isteklerimin önüne koyuyorum gibi bir bakış açısı var aslında. Toplumda çok da yaygın olan bir bakış açısı. Dolayısıyla çok bu bakış açısını destekleyen çok aşık ve biz birbirimizi asla olamayız ilişki tipiyle sizin anlattığınız daha patolojik olan bağımlı ilişki tipinin çok benzer noktası var. Peki biz bunları nasıl birbirinden ayrıştıracağız? Şimdi biraz hep biz bir şeye patoloji demek için ya da bir şeye hastalık ya da sıkıntılı demek için her zaman orada işlevselliğe bakarız. Yani ruh sağlıkta en önemli şey işlevselliktir. Yani bu ilişki eğer sizin hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa ve karşı tarafın hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa nedir bunlar? İşte siz o kişi o kadar hayatınızın merkezindedir ki hayatınızda başka hiçbir şey kalmamıştır. Sizin kendi aktiviteleriniz, işiniz, hobiniz, aileniz bunlar hep ikinci planda kalmıştır. O zaman bu ilişki patolojik bir ilişkidir deriz. Onun dışında ilişki aslında yorucudur. Yani sizi de ruhsal olarak yoruyordur, karşı tarafı da yoruyordur. Yani sizin ruh sağlığınızı da bozuyordur aslında bir tarafta. Karşı tarafı da bozuyordur. İşte o zaman patoloji var bu ilişkide demek. Yani çünkü ilişki tabii ki bu anlattığımız şeylerin hepsi her zaman patolojik değil. Çünkü ilişkiler aslında insanların ihtiyaçlarına iyi gelir. İlişkilerde destek alma vardır, verme vardır, sevgi vardır, işte bağlılık vardır. Bunlar ilişkinin iyi taraflarıdır. Yani sağlıklı ilişkide de bunlara ihtiyaç vardır. Yani hepsine patolojik demiyoruz tabii ki. Ama bunun bir limiti ve bir sınırı var. Yani evet, ilişkide siz kişiye emek verirsiniz, sevgi verirsiniz, ondan da bunu beklersiniz ama koşulsuz sevgi istiyorsanız ve her şartta sevgi istiyorsanız, o kişinin sadece hayatında siz olmak istiyorsanız orada problem var işte. Peki, izleyicilerimizden bir tanesi sormuş. Böyle bir ilişki, yani bağımlı bir ilişki nasıl biter? Biterse kişi ne hisseder?
Ve nasıl kurtulabilir böyle bir ilişkiden? Sorunun devamında da. Bağımlı ilişki çok zor biter. Bir kere kişi o bağımlı ilişkiyi bitirmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Tabii şimdi biz bunu hep ilişki üzerinden konuşuyoruz Simge Hanım, ama bu kişiler aslında bağımlı ilişkiler yaşayan kişiler, bağımlı kişilik özelliği de olan kişilerdir bunlar. Sadece ilişkilerinde bunu yapmazlar. Yani bunu arkadaş ilişkilerinde de yaparlar diye, ilişkilerinde de aynı paterni götürürler. Şimdi bu ilişkiler zor biter gerçekten. Çünkü kişi bitmemesi için elinden ne geliyorsa onu yapar. Yani karşı tarafın isteklerine boyun eğer, orada koşulsuz kalmaya çalışır, ilişkiyi bırakmak istemez. Çünkü ilişkinin bitmesi demek kişinin kendini yoğun bir boşlukta hissetmesi anlamına gelir. Yani değersizlik duygularını tetikler, boşluk duygularını tetikler. Kişiyi mutsuz, depresif bir hale sokar. Diyelim ki bitti. Yani kişiden dolayı değil, karşı taraftan dolayı ilişki bitti. O zaman kişi dediğim gibi çok yoğun bir sıkıntı yaşar. Yani hani böyle madde bağımlılarında kişi maddeyi bıraktığı zaman nasıl aşerme yaşarsa, nasıl yoksunluk yaşarsa biraz ona benzer belirtiler yaşar. Yani yoğun bir sıkıntı hissi yaşar. Şöyle de bir tarafı var. Yani kişi aslında bağımlılık paternini sürdürmek ister. O bağımlı ilişkiyi bitirdikten sonra yeni bir ilişkiyi hızlı bir şekilde başlamaya ihtiyaç duyar. Çünkü onun zihninde hep şöyle bir şey vardır. Tek başıma yapamam ben. Tek başıma değersizim. Birine ihtiyacım var. Ben değersizim. Karşımdaki insan daha değerli. Ben güçsüzüm. O daha güçlü gibi bir algısı olduğu için sürekli olarak yeni bir ilişkiyi çabuk bir şekilde başlamaya çalışır. Ki bu da sağlıksızdır. Çünkü biz hani hep ilişki bittikten sonra bir yas sürecinin olması gerektiğini söyleriz. Yani ilişkinin yasını tutmak, kişinin dönüp kendisine bakması, kendisiyle kalması gereken bir süreye ihtiyaç vardır. Çok tahammülü yoktur bağımlı ilişki yaşayan kişinin buna. Peki, şimdi bu noktada ilişkiler başlıyor. İlişkiler başladığı zaman bazı insanların kişilik özelliklerinden dolayı çok kıskanç olabiliyor. Ve kıskançlıklar bazen ilişkiye, yani karşı tarafa da iyi geliyor. Beni sevdiği için kıskanıyor diyor. Hatta bazen tartışmalarda şiddete varan çirkin davranışlarda bulunuluyor. Evet. Ama beni sevdiği için bunları yapılıyor gibi böyle bir temellendirme ve bunlara cevap bulma gibi bir bakış açısı gelişiyor. Şimdi bu aslında bireyler karşılıklı olarak birbirlerini hastalandırıyor mu? Yani birlikte mi hastalanıyor insanlar? Ve bu bakış açısı gerçekten doğru mu? Çünkü hepimizde, yani genelde toplumsal olarak yaşadığımız ilişkilerde böyle karşı taraftan kötü bir şey gördüğümüz zaman bunu beni sevdiği için yapması ya da ben kötü bir şey yaptığım için o bunu yapıyor gibi bir anlamlandırma duygumuz var. Bunu biraz bize açıklar mısınız? Bu bir tür bağımlılık ilişkilerinin aslında gidişatına mı bize gösteriyor? Evet. Gerçekten öyle. Bağımlı ilişkilerde bunu çok sık görürüz. Yani kişi bir kere sinyalleri farklı yorumlamaya meyillidir. Çünkü dediğim gibi yani ilişkiyi bitirmek istemez. O ilişki içerisinde kalmak ister. Ne kadar zarar verse de, ne kadar kötü gitse de oradan çıkmak istemez. Hani madde bağımlısı kendine zarar verdiğini bilmesine rağmen çıkamaz ya o bağımlılık döngüsünden. İlişki bağımlılığı da biraz böyledir. Şimdi orada kalmak ister kişi. Ama tabii orada kalırken de partnerini sürekli kontrol etmeye de çalışır. Çünkü nasıl bir şekilde bu bitmemesi için ya da istediğini alması için ya da o kişiden ihtiyacı olan şeyi alması için kişi ilişkiyi ve partnerini kontrol etmeye çalışır. Bazen o kontrol elinden kaçtığı zaman ya da işte ilişki biteceği zaman ya da olumsuz bir şey olduğu zaman farklı tepkiler verebilir. Yani dediğiniz gibi hani o şiddet davranışı burada devreye girebilir. Biz hep böyle zihnimizde şey diye düşünürüz. Hani bağımlı kişiler çok naif davranırlar. İşte bağımlıdır onlar, sevgi ister, ilgi ister. Ama ilişkide bağımlı olan kişiler bazen bu tarz yoğun duygularla beraber şiddet davranışları gösterebilirler. Yani biraz hani o, bir de tabii bu kıskançlık, işte beni seviyor, sevdiği için yapıyor. Bunlar biraz da öğrenilmiş şeylerdir aslında. Yani illa ilişkinin bağımlı olduğunu göstermiyor. Evet, büyük oranda gösteriyor. Ama bu bize hani toplumda öğrendiğimiz bir şeydir. Yani çünkü çok sağlıksız şeyler öğreniyoruz aslında farkında olmadan. Yani aşk dediğin nedir? Aşk dediğin koşulsuz olarak kendini birine adamaktır. İşte bir elmanın iki yarısı olmaktır. Gözün ondan başka hiçbir şey görmemesidir. Yani biz zannediyoruz ki ilişki böyle bir şey. Yani bunu sağlıklı zannediyoruz ama aslında sağlıklı olan kısım o değil. Ya da işte öğrendiğimiz başka bir şey nedir? Beni seviyor ki kıskanıyor. Evet. İşte aslında bu tam olarak böyle değil. Yani biraz daha bir şeye baktığımız zaman seven insan kıskanır. Bu bizim belki yanlış öğrendiğimiz ilişki kalıbıyla alakalı. Yani çünkü bir şey öğreniyoruz.
ilişki nasıl olmalıdır diye bir kalıp var zihnimizde. Ve aslında onu uydurmaya çalışıyoruz biraz da kendimize. Belki bununla da alakalı bir sıkıntı var. Yani çünkü bizim hani böyle yıllardır, hep söylüyorum ben, yıllardır öğrendiğimiz işte Ferhat'la Şirin aşkı, ondan sonra işte Leyla'yla Mecnun aşkı falan, bunlar aslında sağlıklı ilişkiler değil. Baktığınız zaman yani evet, değil mi? biri için Evet. kendini parçalayan, paralayan, yok eden ilişkileri desteklemiyor. Sağlıklı değil. Yani sağlıklı ilişki bambaşka bir şey aslında. Ondan da birazdan bahsedelim. Evet, şimdi izleyicilerimizden bir tanesi sormuş, aslında tam da benim sorumun üzerine sormuş. Narsist insanlara bağımlılık daha mı yaygın görünür? Şimdi bu noktada bu tarz bağımlı ilişki yaşayan kişilerin kişilik yapılarından biraz bize bahseder misiniz? Bu soruyla da birlikte tabii narsist insanlarla da ilgili. Evet. Şimdi biraz ilişkilerimizde ne kadar bunu hani yok saysak da aslında hepimiz bunu yaşarız. Biraz böyle tencere kapak gibiyizdir. Yani ister istemez böyle bir araya gelme söz konusudur. Çünkü insan ilişkisinde kendine iyi gelen şeyi sürdürmeye meyillidir. Bu çok normaldir aslında. Bu her zaman patolojik olacak diye bir şey yoktur. Ama bazı durumlarda daha patolojiktir tabii. Şimdi bağımlı kişiler dediğim gibi ilişki içerisinde bazen karşı tarafa çok iyi de gelebilirler. Yani ilişki sürer, uzun yıllar sürer gider. Ne problem çıkar, ne ayrılık olur, ne bir şey olur. Çünkü iki taraf da memnundur. Yani bir tanesinin bağımlılık ihtiyaçları karşılanıyordur. Bir tarafında başka ihtiyaçları karşılanıyordur. O ilişki uzun süre devam eder. Sağlıklı mıdır? Değildir ama devam eder. Ayrılmazlar. Sürer. Bazı ilişkilerde bağımlı kişi karşı tarafı zorlar. Zorladığı için ilişki biter. Şimdi tabii biraz buna cevap vermek istedim. Yani hani bağımlılar narsist kişilerle mi beraber olur? Bağımlı kişilerin, evet, beraber olduğu kişilerin bazı özellikleri vardır. İlla narsist diye değerlendirmek gerekmez. Ama narsist kişilere iyi gelebilir bağımlı kişiler. Yani bu da olabilir tabii ki. Yani hani ihtiyaçlara baktığınız zaman anlaşılır. Hani bu birlikteliğin beraber gitmesi anlaşılır. Şimdi bağımlı kişiler, hani biraz bahsettiğimiz şeyi biraz daha toparlarsak, kişilik boyutunda toparlarsak. Şimdi bağımlı kişiler daha biraz hani ilişki içerisinde daha özgüvensiz gözüken kişilerdir. Yani karşı tarafın isteklerini yapmaya çalışan ya da işte ayrılmak konusunda çok zorlanan kişilerdir. Bunların temel düşünce kalıbı şöyledir. Ben güçsüzüm, ben yapamam, karşımdaki insan bunu bana yapabilir. Karşımdaki insan bana destek olmalı. Ondan destek almalıyım. Onun onayını sormalıyım. Yani bu kişiler hani daha çok karşısındaki kişiden destek almaya ve onay almaya ihtiyaç duyarlar. Yani fikir sorarlar, danışırlar. Bir şey yapabileceklerse bile, hani böyle bir kapasiteleri olsa bile yapamayacaklarını düşünüyorlar aslında. Biraz bağımlı kişiler böyle kişilerdir. Yani motivasyonları da biraz böyledir. Yani daha çok bakım almak üzerinedir motivasyonları. Destek, bilgi, alaka görmek üzerinedir. Biraz daha ilişkileri şeye benzer. Yani hani böyle küçük çocukların anneleriyle olan ilişkilerine benzer aslında ilişkileri. Daha çok erişkin ve yetişkin bir ilişkiden ziyade. Öyle bir şey çağrıştırır size. İtaatkar davranırlar genelde. İlişkiyi sürdürmek için. Yani karşı tarafın isteklerine boyun eğerler. Onların isteklerini yapmaya çalışırlar. Genelde böyle kişilik özelliğine sahiptir bağımlı kişiler. Peki, tam da bu noktada aslında yine devam niteliğinde bir sorum daha var. Bağımlı ilişki sürdüren ve bağımlı ilişkiye yatkın olan ve böyle ilişki sürdürmeyi tercih eden bireylerin başka insanlarla da bağımlı ilişkisi olabileceğinden bahsettiniz. Bu kişilerin çocukluğunda yaşadıkları bir nedene mi dayanıyor ya da anneleriyle bağlanma biçimlerine mi dayanıyor? Bütün bunlar. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani böyle büyürken o kişi bu bağlanma ve ilişki anlayışı ile ilgili aslında neler yaşar? Evet. Şimdi tabii çocuk doğumundan itibaren çok doğru, yani söylediğiniz şey, bizim güncel ilişkilerimiz, güncel de yaşadığımız hem arkadaş ilişkilerimiz, hem iş ilişkilerimiz, hem sevgili ilişkilerimiz, evlilik ilişkilerimizin temeli çok eskiye dayanır. Yani bizim çocukluk döneminde, bebeklik döneminde aldığımız, yani ebeveynlerden ya da bakım veren kimse, genelde bakım veren anne olur, hep anne üzerinden anlatırız ama bakım veren kimse, bakıcıdan aldığı ilgi, alaka, sevgi, şefkat, bakın bunlarla çok ilgilidir. Yani çocuk doğduğundan itibaren doğar, anne emzirmeye başlar. Anne süt verir, bakar, ağladığı zaman gözün içine bakar, onu anlamaya çalışır. İhtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bu çocuğa bazen yeterli gelir, bazen yeterli olmayabilir. Yani aldığı bu bakım, ilgi, şefkat yeterli olmayabilir.
Bazen anne her şeyi verir ama çocuğun istediğini vermemiş olur. Yani hani anne yetersizdir, verememiştir, böyle bir şey söylemiyoruz ama bazen alamayabiliyor, bazen yeterli olmayabiliyor. Ya da mesela çocuk, atıyorum, çocuk ağlıyor, bir sıkıntısı var. O an belki sadece sakinleştirmeye ihtiyacı var ya da başka bir problem var. Annenin bunu anlayamaması, tabii bir kere iki kerelik bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani kronik bir süreçten bahsediyoruz. Annenin bunu anlayamaması ve bu ihtiyacı giderememesi, duygularını anlamamış olması, ihtiyaçlarını anlamamış olması burada önemli. Yani bir, hani bu dönemde, bu süreçte yeteri kadar alınamayan ilgi, alaka, bakım, sevgi, bir tarafı bu var. Bir de diğer ucu var bunun. Yani ya yoksun kalmak ya çok fazla almak. Aşırı ilgi, aşırı işte şey yapmak, kontrol etmek, aşırı ilgilenmek, iki ucu var. Yani ikisi de aslında sağlıksız. Yani orta yol bulmak lazım. Daha dengeli bir bakım vermek lazım. O da değil, bu da değil. Şimdi ikisinden birisi olduğu zaman kişi ilişkilik hayatındaki ilişkilerinde benzer paternleri yaşamaya başlıyor. Yani sanki hiç almayacakmış, yetmeyecekmiş, doymayacakmış gibi partnerine yapışmaya meyilli oluyor. Ya da alıştığı çok aşırı almayı arıyor sürekli olarak. Yani iki tane bunun aslında formülasyonu var. Yani ikisi de aslında çok görünür ve çok anlaşılır bir taraftan. Bağımlı bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum, buyurun. Dinliyorum. Bir taraftan da sevgilerini, selamlarını yollayan izleyicilerimiz var. Üsküdar Üniversitesi'nden, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden çok değerli uzmanlarımız bugün bizlerle. Onların hepsi sizlere sevgilerini, saygılarını yolluyorlar. Kalpler yollayıp iyi yayınlar diliyorlar. Bir taraftan da onları okuyorum, iletmek istedim. Evet, çok selamlar, sevgiler herkese burada olan. Biz tabii hem NP hem Üsküdar ailesi büyük bir aileyiz. Böyle yayınlarda katılım görünce insan daha da şey oluyor, mutlu oluyor yani aileyle beraber olunca. Şimdi Evet. evet, bağlanmadan bahsediyorduk Simge Hanım. Şimdi de bağlanma kısmı önemli yani. O güvenli, şimdi bağlanmayı aslında üçe ayırıyoruz. Güvenli bağlanan kişiler, güvensiz bağlanan ve kaçıngan bağlanan, kabaca üçe ayırıyoruz aslında. Biraz bunlar işte, bu bağlanma stillerimiz de bizim bugünkü hayatımız, erişkinlik hayatımızda nasıl ilişkiler kurduğumuzla çok alakalı. Örnek üzerinden anlatayım isterseniz yine bu Evet, bağlanma çok iyi mevzusunu. olur. Yani çocuk örneği üzerinden anlatayım. Bir çocuk deneyi üzerinden anlatayım. Aslında çok bizim meslekte çok bilinen bir örnektir. Bir çocuğu mesela bir anne oyuncaklar ve aslında bir bakım veren başka bir kişiyle beraber bir odanın içerisine düşünün. Ufak bir çocuk düşünün o odada. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk düşünün. Anne odadan çıktığı zaman üç farklı çocuk reaksiyonu tanımlanmıştır. Çocuğun bir tanesi anne odadan çıktığı zaman ağlar, tepki verir, anneyi arar. Anne geldiği zaman anne alır kucağına onu, sakinleştirir. Çocuk bir süre sonra sakinleşmeye başlar. Bu güvenli bağlanmadır. Yani nedir? Çocuk kabul edilebilir bir reaksiyon vermiştir, bir tepki vermiştir. Anne gelmiştir. Annenin sarıp sarmalamasıyla çocuk sakinleşmiştir. Çünkü çocuk şunu öğrenmiştir. Annem beni sakinleştirebiliyor. Ben şu an güvendeyim. Beni anlıyor. İhtiyaçlarımı anlıyor. Çocuğun aklında, zihninde bu vardır. Güvensiz bağlanan çocuk ne yapar? Anne odadan çıktığı zaman çocuk çok daha büyük bir reaksiyon verir ilk çocuğa göre. Ağlar, ortalığı yıkar, bağırır, sakinleştiremez bakıcı çocuğu. Anne içeri girdiği zaman anne de sakinleştiremez. Yani çocuğun sakinleşmesi epey bir zaman alır. Bu çocuk güvensiz bağlanan çocuktur. Yani anne odadan çıktığı zaman anneyi tamamen kaybettiğini düşünür çocuk. Güvensiz bağlanmıştır. Yani ve bu çocuk nesne sürekliliği oluşmamış da bir çocuktur aynı zamanda. Bir üçüncü tip var. Oyuncaklarıyla oynar. Anne çıkar, hiç tepki vermez. Anne gelir, yine tepki vermez. Bu çocuk da kaçıngan bağlanan tiptir. Neden? Biraz umudu kesmiştir artık bu çocuk. Yani anneden umudu, anneden alacağı bakımdan da umudu kesmiştir. Biraz şey vardır günlük hayatta, böyle ıssız adamlar vardır. İlişki içerisine Evet. girmez, tamamen kaçar, uzak durur. Biraz onlar hani böyle kaçıngan bağlanan aslında bir sınıf olarak değerlendirilir. Şimdi bu üç bağlanma şekline göre erişkin hayattaki ilişkilere baktığımız zaman bunları aslında gruplandırabiliriz yani kişilerin yaşadığı şekle göre. Bu bağlanma da dediğim gibi yani anne çocuk ilişkisi, annenin bakım vermesi, sevgi vermesi, anlayış göstermesi, anlıyor olmasıyla ve optimal bakım vermesi alakalıdır. Yani çocuğun bağlanma şekli buna göre oluşur. Erişkinlik hayatı da bunları aktarırız. Yani ilişkilerimize de bunları yaşarız.
Şimdi izleyicilerimizden biri sormuş. Bağlanma sorunumuzu bireysel olarak çözümleme şansımız var mıdır? Şimdi tabii ki bu kişiler genelde hani şeye bize profesyonellere şeyle başvurmazlar. Yani benim bağlanma problemim var. Ben ilişkilerde çok bağımlıyım. Çok sıkıntı yaşıyorum. Ya da karşımdaki insanı tüketiyorum ve gidiyor. Ya da benim ilişkimde problem var. Genelde böyle başvurmazlar bize. Bu kişilerin bize başvurusu genelde şöyle olur. Depresyonlu olur. Anksiyete bozukluğuyla olur. Yani eşlik eden bir ruhsal sıkıntıyla olur. Mesela kişi bağımlı olduğu ilişki içerisinde partnerinden ayrılmıştır. İlişki bitmiştir. Partneri kendisinden ayrılmıştır. Kişi yoğun bir boşluk duygusu, depresyon, ruhsal sıkıntıyla beraber genelde bize gelir. Yani geliş nedeni depresyondur aslında ya da geliş nedeni yoğun kaygıdır aslında bize gelişi. Ya da ilişki içerisinde o kadar çok vermiştir ki o kişi tükenmeye başlamıştır. Kendi alanları tamamen kaybolmuştur. Bu kişi yine bize tükenmişlik de gelir ya da ruhsal sıkıntıyla beraber gelir. Biz orada kişiyi aslında dinledikçe, anladıkça bu kişinin bir bağımlı paterni olduğunu ya da bağlanma problemleri olduğunu anlarız. Böyle kişilere de terapi öneririz. Yani saptadığımız an bunu hastamızla biz paylaşırız. Yani hani şunu söyleriz. Bakın ilişkilerinde çok benzer bir şey oluyor. Sık sık bunu tekrarlıyorsunuz. İlişkilerinizdeki problem, bir problem var gibi. Buna bir süre sonra hastamızla bunu paylaştığımız zaman terapide bu alanı çalışma imkanımız olur. Bir şekilde bunun çalışılacağı bir terapiye yönlendirmek gerekiyor hastayı. Yine izleyicilerimizden biri sormuş. Narsist bir erkekle bağımlı bir kadının ilişki sorunsalı nedir diye. Bazen hiçbir sorunsal olmaz. O ilişki çok uzun bir ömür devam edebilir. Sorunsalsız gidebilir. Kişilerin aklına çok fazla geliyor. Ben bugün fark ettim. Bu ikinci soru. Bağımlı ve narsist bireyleri. Bağdaştırıyorlar. Evet, bağdaşabilir. Çok doğru. Çünkü birbirlerine iyi geliyor olabilirler. Yani dediğim gibi o tencere kapak uyumunu sağlıyor olabilirler. Yani hani bir taraf böyle koşulsuz bir şekilde itaat eden, diğer taraf da kontrol etmeyi seven kişiler olduğu için bu ilişki de bir sorunsal çıkmayabilir yani. Uzun bir süre böyle yaşayabilirler. Bu şekilde. Evet, sorunsal şurada çıkar. İşte bağımlı kişi depresyona girebilir. Çok tükenmiş hissedebilir. O yüzden başvurur ama onun için ilişki problemli değildir yani. Hani o bir şekilde depresyonu vardır yani, öyle başvurur bize. Sorunsalsız gidebilir o ilişki. Peki o ilişkiden gitmek isteyen kişi bir şekilde talebini iletecek bu bağımlı bireye. Peki ve ama tabii ki bağımlı bireyin yaşadığı ruh halinden dolayı bunu çok kolay kabul etmeyecek. Aslında belki bu noktada gitmek isteyen kişi için çok zor. Yani aslında bağımlı olmayan ve gitmek isteyen kişi ya da bu ilişkiyi bitirmek isteyen kişi sağ salim bu ilişkiyi nasıl bitirecek? Zor, gerçekten zor yani kişinin bu ilişkiyi bitirmesi. Çünkü karşı taraf ona şöyle bir şey veriyor sürekli olarak. İşte sensiz yaşayamam, ben sensiz ne yaparım, ben aslında bir şey yapamam gibi bir şey veriyor. Sürekli alttan düşünün ki birisi size bunu veriyor. Bir süre sonra şunu fark ediyor yani, partner şunu fark ediyor. Sürekli bağımlı olan kişi alıyor. İlişkiden hep alan o. Yani onun ihtiyaçları, onun işte problemleri sürekli bunlar gündemde. Ve partner şunu hissetmeye başlıyor. Yani hem ben görünmüyorum bu ilişkide, ben yokum, benim ihtiyaçlarım yok, hem de yetemiyorum. Yani çünkü bağımlı bir kişinin ihtiyaçlarını karşılamak çok kolay değildir. Yani bu duygularla beraber partner bitirmek ister. Ama tabii dediğim gibi yani alttan verilen mesajlarla bu iş çok kolay değil. Çünkü kişiyi biraz dağıtabilir bu durum. Yani bağımlı kişiyi dağıtabilir, depresyona sürükleyebilir, ruhsal sıkıntı yaşayabilir. Bazen intihar girişimleri olabilir. Bunlar için risk faktörüdür. Tabii bunun yanında bir taraftan da kişi, bağımlı kişi daha öfkeli bir hale dönüşebilir ilişkiyi bitirme sırasında. Yani o şeyle beraber. En tehlikeli durum o. O yüzden sağ salim ilişkiyi nasıl bitirmek gerekir diye sordum. Şimdi şöyle, o süreçte bir destek almak, yardım almak iyi olabilir. Yani biz çift terapisine yönlendiriyoruz böyle durumlarda kişileri. Tabii çift terapisi deyince insanların aklına bazen genelde şey geliyor. Hani ilişkiyi düzeltmek için yapılan bir şey gibi geliyor. Aslında tam olarak öyle değil. Evet, ilişki düzeltmek çift terapisinin ana hedeflerinden bir tanesidir. Ama bir tanesi de ilişkiyi sağlıklı bitirmektir. Yani
Böyle bir durumda kişinin böyle bir kaygısı varsa, yani bağımlı olan partnerinden ayrılmak konusunda çok zorlanıyorsa, destek alarak belki bunu yapmak iyi olabilir. Çünkü kişi şimdi biz çift terapisine başvurduğu zaman kişiler dediğim gibi yani ilişki bitecek gibi ise nasıl sağlıklı biter bu ilişki, o değerlendiriliyor. Onun dışında kişiler de biz bireysel patoloji görüyorsak eğer ayrı ayrı terapi öneriyoruz. Yani hani şöyle problemleriniz var. Sizin kendi ruhsal dünyanızla ilgili, kendinizle alakalı şöyle problemleriniz var diye bireysel terapiyi alabiliyoruz ve bir destek sürecini başlatmış oluyoruz aslında. Yani bizim önerimiz, tavsiyemiz bu olur. Hani kişi bırakmak ya da ayrılmak konusunda çok zorlanıyorsa destek almalarını tavsiye ederiz. Seval Hanım'ın bir sorusu vardı. Aslında ona cevap vermiş oldunuz. Narsist bir evliliğim var ama kendimi empatiden yoksun ve tükenmiş olarak hissediyorum diye aslında ona yanıt vermiş oldunuz. Yine bir tane sorumuz var. OKB birinin bağımlılık derecesi daha mı fazla olur diye. Yok, öyle bir şey yapamayız. Yani tabii şimdi bağımlı kişiliklerde diğer patolojilerin görülme ihtimali de vardır ama illa bir kişi OKB ise onda bağımlılığın daha yüksek oranda göreceğini söylemeyiz. Bunlar farklı kişilik paternleridir aslında. Yani biraz gelişim döneminin de farklı evreleriyle alakalı problemlerdir bunlar. Yani bağımlılık problemleri biraz daha erken çocukluk dönemi problemleridir. Tabii erken çocukluk döneminde yaşanan problemler diğer çocukluk döneminde de sürer yani. Çünkü aynı anne baba paterniyle beraber devam ettiği için süre gelebilir. Yani bağımlı kişiliği olan kişilerde obsesif kişilik özellikleri beraberinde gözükür. Ama illa beraber olacak diye bir şey yoktur. Bir izleyicimiz sormuş. Kaygılı bağlanma anneden olunca güven duygusu nasıl edinilir? Yoksa hiçbir zaman ne olursa olsun bu değişmez mi? Bu güven duygusu tekrar elde edilemez mi? Tabii ki edilebilir. Bu tarz patolojilerde, bu tarz zorluklarda her zaman terapi öneririz. Yani kişinin biraz, şimdi en önemli şey şu Simge Hanım, bu durumda en önemli şey farkındalık. Yani kişinin ilk başta kendi problemini fark etmesi gerekiyor. Yani kendi bağlanma problemlerini, kendi bağımlı paternini, ilişkilerdeki zorluğunu önce fark etmesi gerekiyor. Fark ettikten sonra da bir tedavi arayışına girmesi gerekiyor aslında. Yani biz aslında birçok şey için söylüyoruz. Yani diyoruz ki kişilik ya da mizaç sizin kaderiniz değil. Yani bu uzun süreli terapilerde değişebilir. Ama tabii bunun için biraz emek vermek gerekiyor. Yani uzun süre terapiye gitmek gerekiyor. Destek almak gerekiyor. Yani ancak emek vererek ve bu süreci değiştirmek isterek, bunun farkında olarak bir yola girmek gerekiyor ki bu iş düzelebilsin ve toparlanabilsin, ama terapiden kişiler bağlanma anlamında fayda görüyorlar. İzleyenlerimizden biri şöyle bir soru sormuş. Son dönemlerde çok konuşulan bilinçaltı temizleme çalışmalarının bağımlılık üzerinde kalıcı çözümü var mıdır? Şimdi bağımlılık tabii ki zorlu bir hastalık. Yani biz bağımlılık ekibi olarak aslında bir klinik, aynı zamanda bir poliklinik, hani yoğun bir şekilde hastalarımızla çalışan bir ekibiz. Bağımlılık tedavisi için birçok aslında yöntem var ama zorlu bir tedavi. Yani hani biraz daha hani uzun süreli yakın takip, emek vererek yapılması gereken bir tedavi. Tabii birçok terapi yöntemi bağımlılık tedavisinde aslında kullanılan, işte bilişsel davranışçı terapiler, psikodinamik terapiler, işte motivasyonel görüşmeler, aslında birçok şeyi kullanıyoruz biz bağımlılık tedavisinde. Ama hani biraz daha yapılandırılmış ve belli bir tekniği olan tedavi. Peki bir diğer sorum var aslında. Şimdi biz bağımlı ilişki yaşayan kişileri konuşuyoruz. Ama bir de bağımlı ilişki yaşayan kişilerin partnerleri var. Şimdi izleyicilerimizden biri sormuş. Son iki erkek arkadaşım narsisti. Diğer erkeklere çekim hissetmiyorum. Bunu nasıl değiştirebilirim? Aslında bu noktada bağımlı ilişki ya da daha kişilik özelliği daha baskın olan ilişki tercih eden bir takım kadınlar var ya da bir takım erkekler var. Şimdi bu ilişkileri arayan ya da bu ilişkileri tercih eden kişilerde bu bir zaman sonra ciddi rahatsızlıklar oluşturabilir ki bu hanımefendi ya da beyefendi de hanımefendi de hissettiği duygu demek ki böyle bir duygu. Buna bir açıklık getirebilir miyiz? Yani bu kişi farkında burada ve bundan nasıl uzaklaşabilir? Nasıl tercihlerini değiştirebilir ve kendini nasıl daha sağlıklı bağlanma şekliyle hissedebilir ilişkinin içinde? Şimdi şöyle, tabii ki yine bunu kişinin hani
tek başına yapması çok kolay değil. Yani yine burada bir destekle beraber bu işi yapmak önemli. Çünkü biz bazen bilinç düzeyimizde aslında şeyi fark ederiz. Yani evet, farkındayım. Ben böyle ilişkiler tekrarlıyorum. Bunları yapıyorum. İşte yine benzer bir kişiyle beraber oldum ve yine mutsuz oldum. Bunu bilinç düzeyinde fark edebilir aslında kişi. Ama bazen bunu değiştirmek çok kolay değildir. Ya da bunun altında yatan ruhsallığı anlamak, bunun altında yatan bizdeki sıkıntıyı ya da belki ihtiyaç duyduğumuz şeyi anlamak çok mümkün olmayabiliyor. Bunun da bir matematiği yok yani. Biz de burada çok genel hatlarıyla konuşuyoruz ama her birey için aslında bu süreç bambaşkadır ve bu ancak kişinin terapi sürecinde anlaşılan bir şeydir. O yüzden kişinin burada bir destek alması ve aslında bu şeyin tekrar eden patolojik ilişkimizi tekrar eden onu zorlayan ilişkinin nedenlerini biraz anlamak gerekiyor. Bu da işte ancak bir rehberle beraber olacak bir şeydir. Yani o yüzden biz böyle hastalarımızda terapi öneriyoruz ki hani bu ilişki paterni neye hizmet ediyor acaba? Neden bu ilişkilere giriyor? Neden narsist bir erkekle beraber olmayı tercih ediyor? İyi gelen şey ne acaba orada? Ya da hangi ihtiyacına iyi geliyor kişinin? Biraz onları anlamak lazım. Dediğim gibi bunun bir matematiği yok yani. Hani belli kalıplar ya da belli formülasyonlar var ama bu formülasyonlar kişinin değerlendirilme sürecinde tamamen değişebilir ya da tamamen bireye özgü bir hale gelebilir. O yüzden hani bir destek almak bu anlamda önemli yani bu ilişki paternini anlamak için. Peki şimdi ilişkiler üzerinde özellikle bağımlı ilişki yapısı üzerinde çok konuştuk. Aslında bir de burada çok önemli bir ipucu verdiniz. Dediniz ki hani bağımlı ilişki yapısındaki kişiler belki de o ilişkiyi yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşamadan devam ettirebilirler. Bu bir ilişki tipi belki Evet. de. Peki sağlıklı ilişki tipinden bahsedecek olursak bağımlı ilişkilerle kıyaslayarak bize anlatabilir misiniz? Sağlıklı ilişki aslında nedir? Biz de böylece herkes dönüp kendi ilişkisini ya da kendisini bir gözden geçirsin. Evet. Şimdi tabii bağımlı ilişkilerde dedik ya kişi hayatının merkezine partnerini almıştır. Yani zihin onunla meşguldür. İşte beni bıraktı mı, ayrıldı mı, gitti mi, seviyor mu, ilgileniyor mu, aldım mı, istediğime doyumu sağladım mı genelde bunlarla meşguldür. Şimdi sağlıklı ilişkilerde kişinin bir kimliği vardır. Partneri ya da ilişkisi dışında hayatında başka şeyler de vardır. Yani onun bir kendi hayatı, bir kimliği vardır. Kendine bu anlamda izin verir. Yani karşı tarafın sürekli isteklerini, beklentilerini gerçekleştirmekten ziyade kendini farkındadır ve kendi isteklerinin, arzularının farkındadır. Ve partnerine de bunun için alan tanır. Yani partnerinin de bir hayatı vardır. Onun da istekleri, arzuları vardır. Hem bunları görür, bunları anlar. Hem de buna göre karşısındakine alan açar. Yani işte onun da bir işi var, bir ailesi var, hobileri var, istekleri var. Ya da onun şu an ihtiyaçları var. Benim dışında onun da ihtiyaçları var. Bu sağlıklı ilişkide kişi bunu anlar. Yani biraz sağlıklı ilişki içerisinde akılcılık vardır aslında daha çok. Yani beraber yürünülen bir yoldur bu. Tamamen ihtiyaçlar üzerine kurulmuş bir ilişki değildir. Yani çift bir araya gelir, bir araya gelip ortak bir hayat paylaşır. Ama bu kişilerin kendi özel hayatları da vardır. Yani ilişki dışında kendi meseleleri, işleri, problemleri ya da işte istekleri, arzuları da vardır. Sağlıklı ilişkinin formülü biraz budur aslında. Yani sadece bakım almak ve doyum almak değildir oradaki hedef. Beraber ortak paydada buluşmaktır. Tabii ki bakım alınır. Yani sağlıklı ilişkide de kişiler birbirine bakarlar, ilgi verirler, sevgi verirler, destek verirler. Ama dediğim gibi yani bunun patolojik bir boyuta dönüşmemiş olması gerekiyor. Fark vardır. Yani fazlası zarar. Biraz orada onu söyleyeyim yani. Bir izleyicimiz sormuş, çocuklukta ebeveyn kaybı yaşamış biriyle sağlıklı bir ilişki sürdürmek için nasıl davranılmalı şeklinde bir sorumuz var. Evet. Şimdi tabii ebeveyn kaybı çocukluk çağında çok büyük bir travmadır. En büyük travmalardan bir tanesidir. Ama kişi ebeveyn kaybettiği için illa ilişkisi patolojik olacak anlamına gelmez. Yani bakım veren diğer kişiler de diğer ebeveynlerin aldığı bakım, ilgi, alakayla o kişinin çok sağlıklı bir ruhsallığı, bağlanma şekli, bağlanma stili gelişmiş olabilir. Yani evet bir travmadır ama bu illa ki o kişiyi ileriki dönemde ilişkilerinde patolojik bir noktaya gelecek bu anlama gelmiyor. Yani dediğim gibi hani
Kaybettiği ebeveynin yerini dolduracak ve o bakımı verecek, o ilgiyi verecek birileri olmuş olabilir o kişinin hayatında. İlla o ilişkiyi patolojik olarak düşünmemek lazım. Ya da o ilişkide, o kişiyle girilen ilişkide illa zorluk yaşanacağını düşünmemek lazım. Tabii belli zorluklar olabilir. O zaman onların üzerine spesifik durmak lazım. Yani o ilişkide yaşanan problem nedir? Hani biraz çünkü şey diye gruplandırırsak o biraz hataya götürebilir bizi. Yani ebeveyn kaybını direkt bununla bağdaştırmak çok uygun olmayabilir. Şöyle bir sorumuz var. Erkek karısını sevdiği halde sürekli arkadaşlarıyla dışarıda zaman geçiriyorsa ve hani ki demek ki hani evdeki kişiye az ilgi göstermek, az vakit geçirmek gibi. Bu sağlıklı mıdır? Bununla ilgili bir görüş istenmiş bizden. Evet, sanıyorum dışarıda vakit geçiren kişinin eşi bundan şikayetçi. Evet, dışarıda evet. Çok Aynen fazla öyle. Geçiriyor Evet, diye. aynen öyle. Şimdi tabii o her ilişkinin kendi bir şeyi var. Dengesi ve matematiği var. Yani tek kıstas üzerine bakamayız. Evet, işte partnerlerden biri dışarıda vakit geçiriyordur. Ona sorarsanız o belki ev içerisinde kendine göre vermesi gereken ilgiyi veriyordur. Ama karşı tarafa. Karşı taraf ne hissediyor? Yani verilen ilgi ona yetiyor mu? Ona doyum sağlatıyor mu? Ya da o kendi o işte değerli hissediyor mu? Biraz iki taraflı bakmak lazım bu olaya. Yani alan ve veren. Şimdi illa bir kişi dışarıda vakit geçirmekten hoşlanıyor, bunu seviyor diye evdeki partnerini sevmiyor ya da onunla ilgilenmiyor. Belki bunu çıkartmak çok zor. Yani kişinin aslında burada ne hissettiği önemli. Yani hanımefendi eğer burada kendini değersiz, önemsiz hissediyorsa bunu paylaşmak lazım eşle. Yani ne hissettiğini söylemek lazım. Tabii bazı durumlarda artık ilişki şey bir noktaya gider. Yani kişiler o ilişki içerisinde problemlerini söyleseler, anlatsalar bile karşı tarafı ulaşamayacakları bir noktaya gidebilirler. Çünkü şuna dönüşür. Sürekli söyleniyorsun. Sürekli işte eve geliyorum huzursuz ediyorsun. Sürekli bir şey yaptım hemen burnumdan getiriyorsun falan. Bunları çok tipik duyarız. Böyle durumlarda yine söylüyoruz, yine bir desteğe ihtiyacınız var. Yani söylediğiniz şey karşı tarafa ulaşmıyorsa ya da siz kendinizi anlaşılmış hissetmiyorsanız, ilişki içerisinde artık bir şeyleri oturup karşılıklı, sağlıklı bir şekilde konuşamıyorsanız o zaman lütfen bir şeyden destek alın. Yani yardımcı olabilecek bir uzmandan destek alın diye öneririz. Bazen şu ilişki içerisinde kişiler o problemi anlamayabilir ya da karşı tarafa anlatamayabilirler. Böyle bir durumda belki bir profesyonel gözle o ilişkinin değerlendirilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bağımlılık dışında izleyicilerimizden sorular geliyor. Bu soruları biz size Özlem Hanım'a ileteceğiz sonrasında. Bipolar bozuklukla ilgili sorular geldi. Uyku sorunları ile ilgili sorular geldi. Bunları daha sonrasında ileteceğiz. Programımızın da sonuna geliyoruz. O yüzden biraz böyle bütün soruları da aktarmak istiyorum. Hızlı hızlı soracağım size. Kronik duygu durum bozukluğu olan kişilerin ilişkileri nasıl olur diye sormuş bir izleyicimiz. Yine kronik duygu durum bozukluğunun türleri var. Yani kronik depresyondaysa kişi bu ilişkide kişi zorlanabilir. Çünkü zaten kişi kendi ruhsal olarak zorluk yaşıyordur. Yani ruhsal olarak zorluk yaşayan kişi karşı tarafa da bir şeyler verme konusunda zorlanabilir. Yani o zorlayıcı olabilir kişi için. Onun için dediğim gibi yani duygu durum bozukluğunun türüne bağlı biraz. Onun dışında daha hani iki uçlu bozukluk türü bir duygu durum spektrumundaysa kişi yani manik ataklarla ve depresif ataklarla gidiyorsa bu yine partner için çok zorlayıcı olabilir. Çünkü kişinin duygu durumundaki dalgalanmalarla beraber davranışları, düşünceleri, duygularına değişiklik olacaktır. Karşı taraf buna uyum sağlamakta zorluk yaşıyor olabilir. İlişkiyi zorlar. Çünkü kişinin bireysel yaşadığı zorluk vardır zaten. Yani o zorlukla beraber ilişki içerisinde hem kendisi zorlanır hem karşı tarafı zorlamış olur. Zorlayıcı bir durumdur. Peki. Şimdi belirtilerden bahsettik. Hani kişilik tiplerinden bahsettik. Peki tedaviden biraz bahsedebilir miyiz? Bağımlı ilişki problemi olan kişiler ya da kişi ya da o kişinin partneri hastanemize ya da tıp merkezlerimize geldiğinde ve tedavi hizmeti almak istediği zaman nasıl bir işleyişle karşı karşıya kalacak, neler yaşayacak? Evet Singan, dediğim gibi bu kişiler bize ya şöyle gelirler. Benim şu anda işte ilişkisiyle ilgili bir problemle gelmez kişi ama
bir depresyonu vardır, bir kaygı bozukluğu vardır. O problemle beraber gelir. Tabii biz biliyorsunuz hep bu tarz hastalıkları değerlendirirken altta yatan nedenlere bakmak zorundayız. Ya da bu ruhsal durumu sürdüren hayatındaki stres faktörlerine bakmak zorundayız. Yani bunları kurcalarken aslında biz onu saptayabiliriz. Yani ilişkide problem var, bu ilişki zorlayıcı bir ilişki deyip biz yönlendirebiliyoruz bazen kişileri. Yani çift terapisine, aile terapisine yönlendirebiliyoruz. Hı-hı. Çift terapisinde bu konuların çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bazen kişiler direkt ilişki problemiyle kendileri başvururlar. Yani bizim ilişkimizde sorun var. Biz ayrılmak üzereyiz. Yani birbirimizi anlamıyoruz, anlaşamıyoruz. İsteklerimizi birbirimize söylemiyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik diye başvurabilirler. Bazen kendileri direkt çift terapisi için başvurur bu kişiler. Çift terapisinde değerlendirilir bu kişilerin problemleri. Bu değerlendirme sürecinde bazen çift terapisti kişileri ayrı ayrı terapiye de yönlendirebilir. Yani her zaman evet ilişkide bir sıkıntı vardır ama ilişkideki sıkıntının kaynağını bireysel de çözmek gerekebilir. Yani bu kişilerde bireysel terapiye de ihtiyaç duyulur ve bireysel terapiye yönlendirilir. Kişi ne yapar? Orada ilişkide ki bağımlı paternini çalışıp biraz dönüp bunun altında yatan nedenlere bakıp kendi o ilişkideki güvenini arttırmak ya da kendine olan güveni arttırmak ya da o bağımlılık döngüsünden çıkartmak için kişiyle bireysel terapide çalışmak gerekir. Tedavisi budur. Şimdi iki tane sorum var. Onları iletmek istiyorum. Aslında pek çoğuna cevap verdiniz ama hani bu izleyicilerimizi de kırmayalım, onların da sorularına cevap verelim diye istiyorum. Bağımlı ilişki iki kişiden de mi kaynaklanır? Kişiler başka insanlarla olan ilişkilerinde yine bağımlı mıdır? Birinci sorun bu. Şimdi evet, bağımlı ilişkilerde bazen çiftlerden bir tanesi gerçekten bağımlı kişilik özelliklerine sahiptir ve bu paterne sahiptir. Bazen iki kişi de bu ilişki içerisinde aynı paterni sürdürür. Aynı paterni sürdürüyorsa zaten bu ilişki devam ediyor. Diğer türlü bir kişi bağımlılık özellikleri gösteriyorsa karşı taraf bir süre sonra bu tüketmeye başlıyor ve ilişki bitiyor zaten. Yani iki kişi de ilişkiyi bağımlı ilişki olarak sürdürüyorsa bu ilişki sürüyor. Yani o yüzden birbirlerine uyum sağlarlar genelde. Diğeri de bağımlı olan, yani bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan kişi sadece bunu partneriyle sergilemez. Dediğim gibi bunu arkadaşlarıyla da aynı ilişkiyi sürdürür. Yani arkadaşlarına koşulsuz itaat eder. Mesela çok basit bir örnek vereyim size. O gün bir program yapmıştır arkadaş grubuyla beraber. Bir yere gideceklerdir. Fikrini söylemez. O itaatkardır. Söyleneni yapar. Çünkü onun en büyük korkusu kaybetmektir. Ya da sevgiyi, ilgiyi alamamaktır. İtaat eder. Böyle insanlar vardır çevrenizde, vardır ya da bazen sizin kendinizin böyle davrandığını fark edersiniz. Anne baba ilişkisinde de aynı şeyi yapar, çocuğuyla olan ilişkisinde aynı şeyi yapar, arkadaşlarıyla aynı şeyi yapar, iş arkadaşlarıyla aynı şeyi yapar. İş yerinde asla rahatsız olduğu bir şeyden bahsetmez. Asla söylemez. Bunu söylemek çok zordur onun için. Çünkü endişe eder. Yani ya yok sayılırsam, ya kovulursam, ya atılırsam. Yani hep tetiktedir aslında bağımlı olan kişi. Sadece partneriyle sürdürmez bunu. Daha tipik partneriyle sürdürür çünkü partneri daha fazla bakım aldığı kişidir. Bir aslında anneyi simgeleyen kişidir artık hayatında. Anneden alamadığı bakımı simgeleyen kişidir ama tüm ilişkilerinde yaşar. Peki, yayınımız bitmek üzere. Son bir sorum var size. Biz bağımlı birey, bireyi nasıl anlayacağız? Bize bir iki tane ipucu verebilir misiniz? İlişkide hangi davranışlar ya da ilk tanışma zamanında hangi davranışlar o kişiyle ilgili böyle bağımlı diyebileceğimiz ya da sonrasında sıkıntı yaşayabileceğimizi hissedeceğimiz aslında ayak sesleri ya da ipuçları olacak bizim için. Mesela kişiye bir ilişki içerisine girdiniz, baktınız, partneriniz çok fazla her söylediğinizi kabul ediyor. Kendi fikrini çok fazla beyan etmiyor. Bundan kaçınıyor. İlişki tabii ilişkinin ilk başında olabilir ama ilişki devam ediyor hala aynı şekilde. Yani sürekli olarak sizi memnun etmeye çalışıyor ya da ilişkinin bitmesinden çok kaygı duyuyor. Mesela size bir defa ulaşamadı, iki defa ulaşamadığı zaman hemen paniklemeye başlıyor. Sanki bitmiş ilişki, ayrılmışsınız, sizi terk etmiş gibi endişeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar ayak sesleridir aslında bakarsanız. Yani bağımlı ilişkinin ayak sesleridir. Mesela çok basit yapabileceği, aslında normalde yaptığı ve yapabileceği şeyi yapamayacağından bahsediyor. İşte sürekli olarak sizden onay almaya çalışıyor. İşte ben şöyle bir iş yapacağım ne dersin? Ya da ben bunu yapamıyorum, benim için yapar mısın? Bunlar aslında biraz bağımlı ilişkinin ayak sesleridir. Onun dışında genelde kontrol etmeye meyillidir bağımlı kişiler. İşte kişi ne yapıyordur?
Karşısındaki insanın hayatının merkezinde olmaya çalışıyordur. Yani onun odak noktasında olmaya çalışıyordur. O yüzden şeyden pek hoşlanmaz. Yani diğer arkadaşlardan, aile ilişkilerinden, işten, yani onlardan çok muhtemelen onların dışarıda bırakmak ister ve hani böyle bir elmanın bir bütünün parçası olalım gibi bir şeyi vardır, arzusu vardır. Bunları seziyorsak da bu ilişki bağımlı bir ilişkiye gidebilir ve karşınızdaki insan biraz bağımlı özellikleri olan bir kişidir diye düşünebiliriz. Çok teşekkür ederiz size. Yayınımız sona erdi. Soruları çok güzel cevaplandırdınız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben Bizi teşekkür izleyen tüm ederim. seyircilerimize de teşekkür ediyoruz güzel soruları için. Bizimle oldular. Akşamlarını bize ayırdılar. Herkese teşekkürler. NP İstanbul Beyin Hastanesi Instagram hesabından herkese sevgiler, saygılar, sağlıklı akşamlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın, sağ olun.